Bugün de size tanıtacağım bebek Hagrid. Ve gerçekten bu bebeği de güzel yapmışlar. Çok beğendim. Özellikle de şu göbeğini yapmışlar. Gözükmüyor ama göbeğini yapmaları ayrı hoşuma gitti o detay. Ee, Hagrid'in saçlarını gerçekten yapmışlar ve gerçekten gür olmuş. Çok beğendim saçlarını. Sakalı plastik acaba sakalı saçtan olmaz mıydı? Hani... Sakalı plastik değil de saçtan olsaydı daha güzel olurdu bence. Ve e, Hagrid'in ayaklarının kocaman olması. Biliyorsunuz Hagrid bir dev. Ve müthiş. Ben burada şeyi eksik buldum. Mesela Hagrid'in asası yok. Çünkü Hagrid'in asası bir şemsiye. Hani Bence bebeğin yanında bu e, ejderhadan şey yumurtadan çıkmış ejderha figürü olacağı gibi yanında da şemsiyeden bir asa olmasını tercih ederdim çok güzel olurdu bu arada herkesin kıyafetlerine geçecek olursak da kemeri e, gördüğünüz gibi yarım kemeri tam ve plastikten değil de böyle kumaş ya da deri tarzı olsaydı daha güzel olurdu yeleği çıkmıyor yeleği e, dikili bu arada gördüğünüz gibi dikili ve burayı çıkartamıyorsunuz. Hani çok zor olabilir. Yani kafayı çıkartmanız gerekebilir bu üstündekini çıkartmak için. Pantolonu lastikli çıkıyor bu arada. Size şeyini göstereceğim. Göbeğini. Bakın. En sevdiğim detayı bu oldu. Göbeği var. <laughs> çok tatlı bence. Göbek, göbek detayı olması bence gayet harika. Hani gerçek göbek yapmaları. Genel itibariyle de, de Hagrid böyleydi. Bu arada işte e, Mabels'in beğendiğim şey bu. Hani bebekleri standart ölçülerde yapmamışlar Barbie'lerdeki gibi. Gördüğünüz gibi boy farkı var, ayak farkı var, el farkı falan var. Bence müthiş olmuş. Yani bu bebeği de gerçekten çok sevdim. Yani hepsini gene itibarları seviyorum eksikleri olsa da müthiş. Galiba genelde bu taş yapmalarının sebebi çocukları düşündükleri için herhalde. Yani ne bileyim. Keşke biraz koleksiyonları koleksiyonerleri düşünselerdi. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.